Herkese merhaba. Bugün 27 Nisan 2022 Çarşamba, TR724 YouTube kanaldasınız. Nöbetçi Yatır programıyla günün öne çıkan başlıklarına bakacağız. Manşeti beraber atacağız. Gündemde, siyaset gündeminde sıcak gelişmeler var. Her partide günün manşeti olmaya aday gelişmeler, açıklamalar var. Öte yandan uluslararası arenada da önemli gelişmeler var. Şimdi ben size bütün bunları önüyle, arkasıyla, yorumuyla birlikte ekranlarınıza taşıyacağım. Önce siyaset gündeminden başlayalım. Malum olduğu üzere Gezi davasında çıkan karar Türkiye'nin şu anda bir numaralı gündemi. Tüm siyasi partiler, tüm çevreler bu konu hakkında yorumlar yapıyor. Hatta öyle ki çok uzun zamandır sesi çıkmayan 10. dönem 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'den de açıklama geldi. Tepkiler çok boyutlu olarak devam ediyor. Ama güne damgasını vuran açıklama İYİ Parti lideri Meral Akşener'den geldi. Meral Akşener partisinin grup toplantısında belki de uzun süre unutulmayacak tarihi bir konuşma yaptı. İsterseniz o konuşmadan kısa başlıklar dinleteyim, arkasından diğer detaylara ve yorumlara devam edelim. Evet, şimdi İYİ Parti'den Meral Akşener'in konuşmasından bölümleri ekrana getiriyoruz. Değerli dava arkadaşlarım, Türk modernleşmesinin önünde her zaman engeller olacak. Her devirde mutlaka yeni derviş vahdetiler çıkacak. Her devirde bizi bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedhahlarımız olacak. Varsın olsun. Çünkü her devirde bu vatanın bekçiliğini yapacak gençleri de olacak. Vahdetilerin karşısına dikilecek Mustafa Kemalleri de olacak. Topçu kışlası hayallerine kapılanların karşısında dimdik duran çapulcuları da olacak. İşte o nedenle buradan bir kez daha ilan ediyorum. Parola vatan, işareti namus, kahrolsun istibdat, kahrolsun zulüm, yaşasın hürriyet, adalet, müsavat ve meşveret. En son iki ayyaşla o bardak doldu, ağaçların sökülmesiyle de bardak taştı. İşte bu 9 yıllık sürecin her bir anı müstemleke valisi gibi, ülke yöneten bir zihniyetin kararları ve sömürge şirketi gibi ülke yağmalayan bir rantiye oligarşisinin uygulamalarıyla geçti. Gezi başlangıcından Bay Kriz'in türlü provokasyon ve müdahalelerle rayından çıkarmasına kadar geçen süreçte ülkücüsünden solcusuna, dindarından sekülerine, kadınından erkeğine, gençlerimizin o dönem yaklaşık 10. yılında olan müstemleke rejimine karşı sergilediği bir duruş, bir direniştir. Evet, dediğim gibi uzun süre konuşulacak bir konuşma, birçok yönüyle tarihi bir konuşma. Bir yönüyle de şu açıdan da önemli, onu da hatırlatalım. Gezi kararını özellikle iktidar cenahında, saray çevrelerinde Gezi kararının altılı muhalefet bloğunu patlatacağı, çatlatacağı, orada bir ayrıma yol açacağı gibi bir beklenti vardı. Çünkü CHP dışında ilk gün sert tepki veren olmadı. İktidarın planları, Erdoğan'ın planları, Deva Partisi'nin ve Gelecek Partisi'nin daha çekingen davranması, İyi Parti'nin ortada durması şeklinde daha böyle alt seviye, daha böyle düşük tonda bir tepki vermesini bekliyordu iktidar cenahı. Ama Meral Akşener bugünkü çıkışıyla iktidarın tuzağına düşmediğini göstermiş oldu. Oradaki ifadeler gerçekten uzun süre konuşulacak konulardan bir tanesi. Mesela özellikle şu ifadeyi dikkatinize çekmek istiyorum. Saray tiyatroları, yani mahkemelerin geldiği yeri tanımlaması açısından son derece önemli. Saray tiyatrosu. Gerçekten Türkiye'de şu anda mahkemeler saray tiyatrosundan ibaret. Gerçekten karşımızda bir yargılama yapılmıyor. Şu ifade aynen konuşmasından devamındaki şu ifadeyi de dikkatinize sunayım. Saraydaki şımarıkların nargile masalarına çerez edildiğinin bir başka önemli kanıtıdır. Yani yargı, saraydaki şımarıkların mahkeme kararları, iddianameler, her şey sarayda belirleniyor. Saraydaki şımarıklar nargile kafelerde adaleti çerez olarak tüketiyorlar. İYİ Parti liderinin bu tanımı gerçekten de Türkiye'nin içine düştüğü dar boğazı, içine düştüğü karanlık çukuru tanımlaması açısından önemli bir tanım. Gerçekten de AKP'liler nargile kafelerde mahkemeleri alıyor, satıyor. İdam kararı yok ama işte ağırlaştırılmış müebbet olarak veriyorlar. Ki unutmayın, Osman Kavala ile ilgili eğer idam kararı hayatta olmuş olsaydı
uygulamada olmuş olsaydı idam kararı verilecekti. Durum bu kadar vahim ve bu kararlar AKP'li şımarıkların nargile kafelerde verdiği bir oyuna dönmüş durumda. Meral Akşener'in saray tiyatrosu tanımlaması gerçekten uzun süre konuşulacak tarihi bir ifade. Aynı şekilde 1908'de istibdada karşı koyan ruh neyse Gezi'de odur ifadesi son derece önemli. Tabii sadece Gezi merkezli konuşan isim İYİ Parti lideri değil, başka açıklamalar da var. Onlara da geleceğim ama özellikle bugün siyaset gündemini hareketlendiren açıklama Deva Partisi lideri Babacan'dan geldi. Deva Partisi lideri Babacan bugün haftalık basın toplantısı yaptı ve orada dedi ki seçimlere, önümüzdeki seçimlere parti olarak kendi adları ve logolarıyla gireceklerini açıkladı. Tabii bu hemen siyaset sahnesini hareketlendirdi, kulisler hareketlendi. Özellikle iktidar cenahından işte gördünüz mü altılı masa dağıldı, bunlar zaten bir araya gelemezlerdi şeklinde bir karşı söylemi de üretti. Ama Babacan tekraren söyledi, akabinde partinin ileri gelenleri sosyal medya hesaplarından ve katıldıkları yayınlardan aslında ne yapmak istediklerini açıkladılar. Yani ortada bir parti dağılımı söz konusu değil. Aksine altılı ittifakın dağılması söz konusu değil. Aksine seçim yasasının getirdiği bir takım düzenlemelerin üzerinden daha fazla sonuç almaya yönelik bir hamle aslına bakılırsa. Bu yönüyle de altılı masanın dağıldığını söylemek çok doğru değil. Çünkü Babacan da açıkça onu söyledi. Biz vaatlerimize ve aday sürecimize bağlıyız. Kendi ismimizle, kendi logomuzla olmamız tamamen bir parti tercihi şeklinde bir yaklaşımı var. Ki Ankara kulisleri bu yaklaşımın özellikle iktidar cenahından pompalanan işte Deva Partisi ve Babacan'ın Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nin CHP ve İYİ Parti listelerinden seçime gireceği yönündeki propagandasına verilmiş bir cevap olarak değerlendiriliyor. Yani aslında çıkış nedeni iktidarın kara propagandasını engelleme çalışması yapmak. Peki bu nasıl olacak? Yani dediği şey şu, ne anlamak gerekir bu karardan sonra? Öncelikle şunun altını tekrar çizmek lazım. Hem Babacan hem de parti yöneticileri dedi ki biz bütün vaatlerimizin, sözlerimizin arkasındayız. A planımız tek adayla seçime gitmek. Burada bir değişiklik yok. Peki bu ne anlama geliyor? Burada Babacan'ın ve Davutoğlu'nun takip ettiği bir çizgi var bir süredir. Şimdi yorum kısmına geçeyim. Bir süredir takip ettikleri bir konu var. O da şu. AKP'nin ilk dönemki çizgisini takip eden, yani Avrupa Birliği, demokrasi, şeffaflık, yolsuzlukların önlenmesi gibi herkesin desteklediği, bizim de desteklediğimiz AKP'nin ilk dönemine dair bir çizgi takip etmeye çalışıyor Babacan ve onu vurguluyor ve AKP'den kopacak kesimlere adres olmaya çalışıyor. Hep anlatıyoruz, uzun zamandır siyasette konuşulan bir konudur bu. Türkiye'de var olan kadim bir CHP alerjisi, kadim bir CHP problemi sebebiyle asla CHP'ye oy vermeyeceği düşünülen bir sağ muhafazakar kitle var. İşte bu kitlenin Deva Partisi'nde ve Gelecek Partisi'nde gelmesi yönünde bu Babacan'ın hamlesi aslında düşünülmüş zekice bir hamle. Bu açıdan hedef AKP'den kovulan kitleleri kazanmak. Ve aynı zamanda dediğim gibi bu hareket ittifak içerisinde olmayacakları anlamına gelmiyor. Yani ittifakta devam edecekler. Ve buradaki hedef Deva Partisi, Babacan, Davutoğlu ve Abdullah Gül'ün de dışarıdan desteklediği bir hareketle %7'lik barajı geçebilecekleri yönünde bir takım hesaplamalar var. Ayrıca %3'ü geçildiği zaman da hazine yardımı geleceği de düşünülürse aslında Deva Partisi'nin attığı adımın ince hesaplanmış bir mühendislik olduğunu söylemek mümkün. Buradan Kılıçdaroğlu'na geçelim. Kılıçdaroğlu dün çok önemli açıklamalar yapmıştı. Evet, hem Gezi kararı hem de parti içerisindeki tartışmalara yönelik önemli söylemlerde bulunmuştu. Bugün onları devam ettirdi. Özetle ya katılın ya da çekilin dedi. Ne demek istiyor? Demek istediği şey şu. Ya bana katılın ya da yolumdan çekilin diyen Kılıçdaroğlu bu sözlerine bugün biraz daha açıklık getirdi. Bugün Ankara'da düzenlenen engelli çalıştayına katıldı. Dünkü grup konuşmasında söylediği şey vardı. Aynen ifadesi şuydu, vatanına bağlı bütün kesimleri yol arkadaşım olarak kabul ettim ve onlara çağrı yaptım. Vatanı satanlarla kavga etmek lazım dedim diyor. Dünkü açıklaması, hatta bu açıklama Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını ilanı şeklinde yorumladı. Hatta Cumhuriyet'in manşeti bu şekilde çıktı. Ama Kılıçdaroğlu'nun Ankara kulislerini bilenler, siyasi çevrelerdeki gelişmelerden haberdar olanlar, bu açıklamanın adaylıktan ziyade daha çok CHP içerisindeki hizipleşmelerin, gruplaşmaların neden oldu? Rahatsızlıktan olduğunu söylüyorlar. Bu konuda veriler var. Şunu da hatırlatalım. Bu çok normal bir durum. Yani şöyle normal. CHP'de hedef her zaman parti kurultayı kazanmaktır. CHP'de hedef iktidar olmak değildir. CHP hizplerin partisidir. Kendi içerisinde bu tartışmaları uzun yıllar çok sert yapmış bir parti.
Halihazırda da CHP içerisinde çeşitli klikler, çeşitli gruplaşmalar var. Bunlar da kim Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmaktan ziyade partinin liderliğini kazanma hesabı yapıyorlar. İşte bir kısmı Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ısrarla destekliyor ki Kılıçdaroğlu aday olsun ve başarısız olsun. Biz de partiyi ele geçirelim, küçük olsun, bizim olsun düşüncesinde olan isimler var. Bir grup isimler de ısrarla belediye başkanları üzerinden bir hamle yaparak orada da kendi pozisyonlarını güçlendirme hesapları yapıyorlar. Aslında Kılıçdaroğlu'nun dünkü ve bugünkü çıkışı parti içerisindeki bu hizipleşmelere olan tepki, buralara yönelik bir itiraz aslına bakılırsa, yoksa kendi adaylığını açıkladığı konusunda bir tavır erken, yani böyle bir yorum yapmak için erken. Kılıçdaroğlu'nun kendi adaylığı konusunda isteği var ama bu yönde karar aldı mı derseniz henüz aldığı fikrinde değilim. Çünkü Kılıçdaroğlu da biliyor ki Erdoğan kendisi aday olması halinde özellikle etnik kimlik üzerinden son derece rezil, son derece düşük seviyede, son derece problemli bir kampanya yürütecek. Bu da toplumsal barışı, toplumsal huzuru bozacak bir süreç oluşacak. Kılıçdaroğlu da bunun farkında. Bakalım o yönde nasıl bir karar alacak ama Kılıçdaroğlu'nun dünkü çıkışı adaylıktan ziyade parti içerisindeki hizipleşmelere tepkiden kaynaklanıyordu diyebiliriz. Siyasetten devam edelim. Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun da bir gezi çıkışı var. O da ben olsam bugün AKP'den istifa ederdim şeklinde tepkini gösterdi. Ağırlıklı olarak gezi kararındaki hukuksuzluklara dikkat çekti ve ifadesi ilginçti. Ben olsam o partiden, yani AKP'yi kastediyor, istifa ederdim diyor. Burada iktidarın pusulayı şaşırdığını söylüyor. Bundan sonra daha çok hata yapacak, daha çok hata yapacak, daha çok gerginlik çıkacak, daha fazla zulmedecek diyor. Yani önümüzdeki dönemde iktidarın yol ajandasına, yol haritasına dair oldukça karamsar bir tablo çiziyor Karamollaoğlu. Tabii bu tip durumlarda olmazsa olmaz olan bir isim daha var. Bülent Arınç, eski meclis başkanı, AKP'nin eski özgür ağırlığı yüksek olan ama bugün kimsenin muhatap almadığı isim Bülent Arınç ortaya çıktı. Bu tip durumlarda genelde yapar bunu. Ve bir açıklama yaptı. Maide suresi 8. ayeti hatırlatıp adaletli hatırlatma ayetler üzerinden bir adalet mesajı verdi. Hani Bülent Arınç'ın klasik numaralarından bir tanesi bu. Her zaman zulümler yapılırken sessiz kalan ama daha sonra vicdan rolüne bölünüp bunları ayet hatırlatarak sözde mağdurun yanında olan bir portre çizmeye devam ediyor. Tıpkı Abdullah Gül gibi. Oysa ki Abdullah Gül de Bülent Arınç da bugün tek parti rejiminin, tek parti devletinin ve yaşanan zulümlerin ortakları ama sanki kendileri hiç etki ya da bu süreçte dahil değilmiş gibi ayetle hatırlatma yapıyorlar ve özellikle de Maide 8'i kullanıyorlar ki bu da gerçekten insanı rahatsız edeceğim bir tablo. Özellikle siyasal İslamcıların çok yaptığı bir şey bu. Her türlü zulmü yapıp arkasından Maide 8'i paylaşmak, sosyal medyadan, Facebook'tan Maide 8'in ekran görüntüsünü paylaşmak da çok yaptıkları bir şey. Arınç da aynı şeyi yapıyor. Diyor ki toplum her bir ferdinin en temel ihtiyaçlarından adalet öncelikli olarak adil yargılama hakkı üzerine inşa edilmiştir. Bu hakkın güvenilirliği eğer toplum nezdinde rezone uğruyorsa vicdanlarda onulmaz yaralar açılmasına neden olur. Adalet ve adil Allah'ın naslarından biridir diyor. Biliyorsunuz Erdoğan nas göndermesi yapıyordu faiz meselesinde. Bunu hatırlatıyor ama yani Bülent Arınç'ın iyi konuşmak, iyi söylemek dışında çok bir etkisi olduğunu söylemek de mümkün değil. Gezi meselesinde İki gündür konuştuğumuz bir başka detayla karşınızdayım. Bu aslında bir bakıma ikiyüzlülüğünde ya da istismarın çarpıtmanın da başka bir delili. Şöyle ki gezi kararını veren mahkeme üyesi hakim Murat Bircan, kendisi AKP yöneticisi, avukatlıktan geçme. Biliyorsunuz Erdoğan 15 Temmuz sonrası binlerce AKP'li ve MHP'li ismi avukatı hakim savcı yaptı. Avukatlıktaki sürelerini kıdemden saydırdı ve onları direkt önemli mahkemelere atadı. Çok kritik davalara imza attı bu isimler. Muhalefet ise bu realiteyi bilmiyormuşçasına bildikleri halde konuyu dönüp dolaşıp bir şekilde cemaat eksenine getiriyorlar. İşte onlardan bir tanesi yine Murat Bircan örneğinde oldu. Gezi davası her şeyle skandal bir dava. Çünkü hukuki olmadığı, siyasi olduğu ve Kavala'nın rehine olduğunu herkes biliyor. Ama başta CHP olmak üzere muhalif çevreler ki bir takım kendine muhalif gazeteci diyen çevreler de bu rüzgara aynı şekilde gaz veriyorlar, yelkenleri şişiriyorlar. İşte İsmail Saymaz çıktı dedi ki Murat Bircan ki arkasında işte Timur Soykan ya da işte Barış Pehlivanlar aynı şeyi yaptı yanlış hatırlamıyorsam ya da Barış Pehlivan yapmıştı galiba. İşte hakimin eşi FETÖ itirafçısı yine oradan cemaate yüklenmeler. Oysa ki hakim Murat Bircan'ın eşi FETÖ itirafçısı değil.
Dahası itirafçı değil. Kendisi şikayetçi olarak ve müşteki olarak gidiyor, ifade veriyor. Ve 15 Temmuz'dan sonra yaptığı bir ifade bu ki bu benzeri örnekler çok fazla oldu. Yani 15 Temmuz'daki o psikolojik atmosfer sebebiyle birçok kişi adliyelere, savcılıklara gidip müşteki sıfatıyla isimler verdiler. Ve tanıdığı isimlerin hepsini listeler halinde yayınladılar. Yani binlerce isim hemen akabinde terörist ilan edildi. Bu tip ifadeler, bu tip açıklamalar sebebiyle yani ortada bir itirafçı olmak söz konusu değil. Kaldı ki bu kişinin müşteki statüsünde ifade verdiği, şikayetçi statüsünde ifade verdiği daha ifadenin ilk sayfasında yazıyor. Bu kadar netken maalesef gazeteciler başta olmak üzere siyasiler bu gerçeği çarpıtıp Erdoğan rejiminin cadı avına malzeme taşımakta, malzeme benzine, ateşe yani benzin dökmekte geri durmuyorlar. Çünkü korkunç bir ideolojik bağnazlıkla hareket ediyorlar. Bu ideolojik bağnazlıkları o kadar katı ki verileri çarpıtmaktan bile çekinmiyorlar. Düşünün böyle bir ifade, hani stajyer muhabir bile olsa bu ifadeyi aldığında, okuduğunda görür ki söz konusu kişi itirafçı değil, söz konusu kişi mağdur, şikayetçi. Yani müşteki statüsüyle şikayette bulunuyor, ifade veriyor. Yani burada itirafçı çıkartmak, itirafçı olduğunu iddia etmek için son derece net bir şekilde yalan söylemeniz ve kötü niyetli olmanız gerekiyor. Ve maalesef Türkiye'de bu hem gazetecilerin hem de siyasilerin çok yoğun bir şekilde yaptığı bir konu. Çünkü olur da bir şekilde cemaatteki insanların haksızlığı ortaya çıkar, mağduriyetler ortaya çıkarsa diye bu en basit verileri bile çarpıtmaktan geri durmuyorlar. Düşünün Barış Terkoğlu'nun bir tweetiydi yanlış hatırlamıyorsam ya da Barış Pehlivan'ın hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Gezi kararı FETÖ'cülerin iktidarıdır gibisinden akla ziyan, deli saçması yorumlar yapmıştı. Bu Nedim Şener'in, Barışlar'ın, İsmail'lerin cemaat takıntısı gerçekten artık klinik vaka haline geldi. Verileri çarpıtmaktan, reçeteleri çarpıtmaktan bile geri durmuyorlar. İşte bu örnekte burada oldu. Son örnekte bu Gezi davasının hakimiyle ilgili durum. Ya AKP yöneticisi hakim yapılıyor. Çok kritik bir davaya atanıyor. Mahkemede skandal üstüne skandal kararlar veriyor ama muhalefet eleştirmek için onun eşinin FETÖ itirafçısı olduğunu iddia ediyor. Gerçekte öyle bir şey diyor. Hani olsa bile ayrı bir tartışma konusu ama yok olmayan bir şey üzerinden açıkça yalan söylenerek veriler çarpıtılıyor. Bu da bir başka realite olarak önümüzde duruyor. Peki diğer konu yine FETÖ Gezi tartışmasından devam edelim. Aslında FETÖ'den çok iktidar içerisindeki tartışmaların neyi bu? İktidarda biliyorsunuz Erdoğan rejimindeki zayıflama arttıkça içeride homurtular artıyor. İşte az önce Bülent Arınç'ın ifadelerini söyledim. Başka isimler var. AKP'de çok sayıda isim gelinen durumdan rahatsız. Bakmayın bunlar ekranlara yansımıyor ya da bir şekilde sosyal medyada ifade edilmiyor. Çok az kısmı ifade ediliyor ama onun dışında nargile kafelerde, grup konuşmalarında, parti çevrelerinde homurtu çok fazla. İşte onlardan bir tanesi. İki dönem AKP milletvekilliği yapan Hüseyin Kocabıyık. Uzun yıllardır siyasi sahnesinde, daha önce de Çiller'in danışmanıydı. Gezi davasında çıkan mahkeme kararını eleştirdi sosyal medya üzerinden. Dün eleştirdi, bugün jet hızıyla eşi Uşak valisi Fatma Kocabıyık, Funda Kocabıyık bugün jet hızıyla merkeze alındı bakan kararıyla. Normalde valiler bu şekilde alınmaz, kararnamelerle olur. Ama İçişleri Bakanlığı herhangi bir açıklama, gerekçe göstermeden, açıklama yapmadan Funda Kocabıyık merkeze aldı. Tabii ki bu açıklama Hüseyin Kocabıyık'ın eleştirisiyle doğrudan ilintili. Peki bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Hani her ne kadar AKP'li de olsanız, her ne kadar rejimin söylemlerini benimseseniz, bunu sürekli tekrar etseniz bile zerre kadar eleştirme yapma hakkınız, şansınız yok. Eğer olur da sarayın talimatlarına, sarayın kararlarına zerre kadar ufak da olsa eleştiri yapsanız hemen cezalandırılıyorsunuz. İşte Uşak valisi Funda Kocabıyık'ın başına gelen de bu. Tabii bunu söyleyince Funda Kocabıyık'ın çok matah, çok böyle ideal, etik değerlere sahip birisi olduğunu falan düşünmeyin. Hüseyin Kocabıyık için de aynı şeyi söylemek mümkün. Çünkü yıllardır bu rejimin zulümlerine ortak olan isimler bunlar. Funda Kocabıyık ayrıca sembol bir isim. Özellikle de Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun gündeme getirdiği Ağustos 2020'de Uşak'ta yapılan, üniversite öğrenci kızlarına yapılan çıplak arama meselesinde çok tartışılan bir isimdi. O dönemde kendisi kesinlikle böyle bir şey yok demişti, inkar etmişti. Hatta kendisiyle birlikte emniyetçiler Ömer Faruk Gergerlioğlu'na suç duyurusunda bulunmuşlardı. Ama
Sonra ortaya çıkmıştı ki iddialar doğru, çıplak arama ve tacizler gerçek. Bugünlerde mahkeme kararlarıyla tespitlenmişti, meclis raporlarına girmişti. İşte o dönemden Funda Kocabay'ı tanıyoruz. Kendisi kesinlikle böyle bir şey olmadığını söyleyip Ömer Faruk Gergerlioğlu'na da terörist imasında bulunmuştu. Tek skandalı o değildi Funda Kocabay'ın. Kamuoyunun kendisini tanımasının çok sayıda örneği var. Bunlardan bir tanesi de yanında korumalarıyla çok böyle... Hani enaniyet abidesi şeklinde yürüyüşü var, bir meşhur bir yürüyüşü. Korumalar ona çağırıyor, buna bağırıyor, onu azarlıyor. İşte orada da vatandaşı sokakta azarlamasıyla medyanın gündemine gelmişti. O isim yine ne yaparsa yapsın iktidara yaranamamış oldu. Zaten Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun bugünkü tweet'i de, bugünkü yorumu da bu yönde. Ne yaparsa yapsın yaranamadı diyor. Valiliği korumak için çıplak arama skandalının üstünü örtmeye çalıştı. Şimdi eşinin tweetinden dolayı görevden alındı. Ne yapsa yaranamadı. Keşke hassasiyeti esas alsaydın da çıplak aramanın üstünü iftiralarla örtmeseydin ifadesini kullandı Ömer Faruk Gergerlioğlu tweetinde. Bir başka tweetinde de yazıklar olsun sana diyor ki doğru, yazıklar olsun. Özellikle kadın bir bürokrat olarak üniversiteli genç kızların maruz kaldığı cinsel tacizi, çıplak aramayı yok diyen, üzerini örten ve onunla dair bütün paylaşımlara tepki gösteren ve bunları söyleyenlere terörist diyen bir isim. Ama o da saraya yaranamadı. Eş durumundan merkeze çekildi. Bakalım Hüseyin Kocabıyık bundan sonra AKP saflarında duracak mı ya da başka bir oluşumun içerisinde mi yer alacak? Onu da takip edip size aktaracağız. Buradan başka bir temel gündeme geçelim. S-400'ler, S-400'ler. Malum Türkiye Erdoğan 15 Temmuz'un diyeti olarak Rusya'dan S-400 aldı, S-400'leri aldı ve 2 yıl aşkın süredir S-400'ler ambarda bekliyor, garajda bekliyorlar, depolarda duruyorlar. Kullanılamadı, 2020'de hayata geçecekti. 2,5 milyar dolar para ödendi. Akabinde Türkiye F-35'ki parasını ödediğimiz, üretici ortak olduğumuz projeden çıkartıldı. Yeni nesil savaş uçaklarını kaybetti. Şimdi yalvar yakar F-16 eski model uçak almaya çalışıyoruz. Kaybımız milyarlarca dolar. Ve neden alındığı, niçin kullanıldığı belli olmayan, nerede kullanılacağı belli olmayan bir S-400'ümüz var. Gelin görün ki birinci partisi bile başımıza bu kadar büyük iş açmış olan S-400'lerle ilgili Türkiye yeni bir talepte bulunabileceğini açıkladı. Açıklamayı yapan kişi Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir. TRT ekranlarında söylüyor. Hani canlı yayında söylemezse, kendi ağzından duymasak belki acaba derdik ama kendisi ekranlara çıkıp ikinci parti bir S-400 alabileceğini söyledi. Planlamalar dahilinde olduğundan bahsettim. Tabii bu hayli vahim bir tablo. Nedeni şu, Ukrayna işgali sonrasında zaten Rusya ile ilgili dünyanın tamamında oluşan bir gerginlik var. Rusya sebebiyle dünyanın her yerinde artan yaptırımlar var. Rusya ile iş yapan, Rusya ile dirsek temasında olan ülkeler de çok büyük sıkıntılar yaşıyor. Böyle bir ortamda Savunma Sanayi Başkanı Rusya'dan ikinci parti S-400 alabileceklerinden bahsediyor ve ifadesi aynen şu. Baştan beri planlanan alımın ikinci partisinin alımı söz konusu. Türkiye düşündü, taşındı. Amerika ne derse desin ben ikinci sistemi de alacağım diye inatlaşıyor manzarasından çok Türkiye baştan verdiği kararın aynısını uygulamaya devam ediyor diyor. Kaldı ki birinci partiden doğan bir sürü yaptırım var. İkinci parti gelirse çok daha büyük yaptırımlar gelecek. Hatta bu konuyla ilgili geçtiğimiz ay Washington'dan Ankara'ya giden Dışişleri Bakanlığı siyasi işlerden sorumlu müsteşarı Victoria Nuland açıkça Rusya'dan bir silah alınması, silah sistemi alınması durumunda bırakın yaptırımların, mevcut yaptırımları, yeni yaptırımların geleceğini uyardı, söyledi. Ama Erdoğan Putin'le nasıl bir bağ kurmuşsa ya da Putin Erdoğan'ı nasıl bir şekilde köşeye sıkıştırmışsa hiç kullanamayacağı, depoda yatacak ve Türkiye'ye milyarlarca dolar zarar uğratacak olan bir sistemin ikinci partisini de satmak üzere Savunma Sanayi'de bu açıklamayı yaptı. Bakalım. Önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki aylarda Erdoğan'la Putin arasında ne tür bir ilişki olduğunu, Erdoğan'ın hangi zaafının Putin'in elinde koz olarak bulunduğunu ve Putin'in bu kozu kullanarak Türk ekonomisini, Türkiye'nin menfaatlerini nasıl beş varlık ettiğini de önümüzdeki yıllarda görmüş ve detayları öğrenmiş olacağız. Ve tekrar siyaset gündemine doğru oradan bir geçiş yapalım. Pardon, siyaset gündemine geçmeden bir hukuksuzluk noktasının altında çizelim. Bugün Kadir Gecesi. Ramazan'ın son günlerine geliyoruz ve insanların zekat paylaştığı, insanların fitrelerini paylaştığı, yardımlaşmanın daha da arttığı. Çünkü özellikle Kadir Gecesi malum çok önemli bir gece, Müslüman aleminin çok değer verdiği bir gece. Böyle bir günde, bugünlerde insanlar yardımlaşmaları arttırıyor,
zekatını veriyor, sadakasını veriyor, fitresini veriyor. Manisa'da Erdoğan rejiminin polisleri Manisa'da bir operasyon yaptılar bugün ve operasyonun nedeni ne biliyor musunuz? Ramazan yardımı yapan ailelere baskın. Çünkü cezaevinde yakını olan annesi, babası, işte aile fertleri cezaevinde olan, çalışamayan, Ramazan'ın şu son döneminde maddi sıkıntı çeken insanlara yardım yapan iki kişi. Hani son derece insani, son derece ahlaki bir tavır. Cezaevinde yakın olan insanlara gıda yardımı yapmak. Ufak çapta da olsa maddi destek vermek. Çünkü cezaevinde aile reisi var ya da aile yöneticileri, aile fertleri cezaevinde. Geçim sıkıntıları var ve özellikle Ramazan'ın son günleri, hele Kadir Gecesi'nin olduğu bir gün. Ve böyle bir günde Erdoğan rejiminin polisleri sahur vaktinde bu insanların kapısını çalıp onları yaka paça gözaltına aldı. Neden? Tek suçlama Ramazan yardımı yaptınız. Evet, yani Maide 8'i paylaşıp adalet nutukları kesen insanların bir de memleketinde oldu bu. Onu da dikkatlerine sunalım. Evet, bültenimize bir AKP klasiğiyle devam ediyoruz. Yolsuzluk, usulsüzlük, hukuksuzluk bir AKP klasiğiyle ve gerçekten bu konuda her gün kendi rekorlarını egal ediyorlar, yenisini kırıyorlar. İşte onlardan bir tanesi. Şimdi biliyorsunuz milletvekillerine verilen bir takım imtiyazlar var. Bunlardan bir tanesi de araç dokunulmazlığı sağlayan kart. Bir özel bir tanımlama kartı veriliyor. Bu kartı milletvekilleri arabalarına koyuyor ve bu sayede polis noktalarından aranmadan geçiyorlar. Bir nevi araç dokunulmazlığı. Doğru bir uygulama mı, yanlış bir uygulama mı tartışılır. Ama istismar edildiği hep söyleniyordu. İşte istismarın zirvesini bugün medyaya yansıyan detaylardan gördünüz. Olay ne? Olay aslında bir havuz problemi. Malum Erdoğan rejimi havuzu çok seviyor. Her alanda, sadece medya alanında değil, her alanda bir havuz oluşturuyor. Rüşvet havuzu ve oradan irili ufaklı rakamlarla rüşvet alınıyor. Şimdi havuz problemi şu. Bir milletvekili, Urfa milletvekili ki kimliğinden ziyade bu AKP'nin genel karakteristiği olduğu için milletvekilinden ziyade genel bir tavrı gösterelim. Milletvekili oğlu, milletvekilinin oğlu, AKP Urfa milletvekilinin oğlu babasına ait meclis araç kartını 49 bin dolara, 48 bin dolara başkasına satmış. Şimdi 48 bin dolar. Bugünkü dolar paritesinden bakarsanız, nereden baksanız 800 bin lira civarında bir rakam yapıyor. Dolar da her gün yükseldiği için bu önümüzdeki haftaya 1 milyon lira sınırına dayanır. Şimdi kim 1 milyon lira civarında bir parayı sadece araç kartına verir? Çünkü o araç kartı küçük bir plaka, metal plaka, belki 3-5 liralık bir maliyeti var devlete. Peki kim buna bu kadar büyük para verir ve neden verir? Şimdi Türkiye biliyorsunuz son yıllarda uyuşturucunun, kokainin ve benzeri illegal faaliyetlerin merkezi oldu. Gemiler dolusu kokain Latin Amerika'dan Türkiye'ye akıyor. Tonlarca esrar eroin Afganistan, İran üzerinden Türkiye'ye geliyor. Dolayısıyla taşıma, lojistik işi önemli bir iş. Bir milletvekili bir milletvekilinin dokunulmazlık sağlayan kartına 1 milyon lira veren kişi acaba o araçta ne taşıyacak? Herhalde kendisini taşımayacaktır. Ne taşıyabileceğini ve işin büyüklüğünü tahmin etmeniz mümkün. Çünkü o kart sayesinde polis noktalarından aranmadan geçeceksiniz. Ha, kaldı ki polis noktalarında arama olsa ne olur? Türkiye'nin en büyük uyuşturucu taciri bizzat İçişleri Bakanı. Sonuçta teşkilatın başında olan isim ama o camiada da böyle bir kural var. Herkes birbirinin kuyruğuna basıyor. Rüşveti yeterince vermezseniz herhalde dağıtım yapmanıza ya da taşımanıza izin vermiyorlar. Muhtemelen bu isimler de rüşvet vermek yerine kendi yöntemlerini bulma ve uygulamaya geçmiş olabilirler. Ama bir kart için yaklaşık 1 milyon lira harcayan bir kişi o arabada ne taşıyacak sorusunu zihninizin bir tarafında tutmanızda fayda var. Buradan dış politikada önemli bir habere devam edelim. Türk medyasında olmayacak bir haber. Çünkü Türk medyasında bu tip haberleri vermek mümkün değil. Haber ne? Haberin kaynağı İsrail ve Körfez medyası. Ve orada konuşan İsrailli, Filistinli yetkililer var. Ve diyorlar ki, özellikle Filistinli yetkililer, Hamaslılar diyor ki, özetleyerek anlatıyorum. İsrail Türkiye'ye bir liste verdi ve Türkiye, İsrail'in verdiği listedeki kişileri sınır dışı ediyor. Sınır dışı edilenler Hamas yöneticileri, Hamas çalışanları, Hamas mensupları. Sadece onlar değil, Arap dünyasından muhalif isimler de var. Ve Türkiye tarihi dönüşlerinden birini daha yapıyor. Biliyorsunuz Erdoğan hem Hamasçılar için hem de Arap dünyasında Müslüman kardeşler ve diğer muhalif çevreler için İstanbul'da onları bir adeta merkez haline getirmiş. Her türlü desteği vermişti. Özellikle belediye imkanlarını emrine vermişti.
orada her türlü desteği verdiği yapıları, yıllarca koruyup kolladığı, gözettiği yapıların hepsini şimdi sınır dışı ediyor. Çünkü İsrail'den böyle bir talep var. İsrail listeyi verdi ve Erdoğan Hamas yöneticilerini sınır dışı ediyor. Bu da özellikle Lübnan El Ahbar gazetesine, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bir takım gazeteleri ve İsrail'deki bir takım medya organlarına konuşan isimlerin bugün ifade ettiği bir başka detay. Özetle Türkiye'deki Hamas yetkilileri, Hamas mensupları İsrail'in talebi üzerine Erdoğan tarafından sınır dışı ediliyorlar. Dediğim gibi böyle bir haberi Türk medyasında okuma şansınız yok. Türk medyasında okuma şansı olmayan bir diğer haber ise Erdoğan'ın yarın Arabistan'a gidecek olması. Türk medyasında okuma şansı çünkü Erdoğan gerçekten Türk medyasını öldürdü. Yani düşünün, ülkenin cumhurbaşkanı yarın Arabistan'a gidecek. Hani bu herhangi bir seyahat değil. Yıllardır Arabistan'la temas yok. Özellikle Cemal Khashoggi'nin İstanbul'daki konsoloslukta vahşice katledilmesi sonrasında tamamen biten ilişkiler vardı. Karşılıklı suçlamalar var. Ve biliyorsunuz geçen ayın başında, yani bu ayın başında Türkiye Cemal Khashoggi davasını kapatıp Suudi Arabistan'a teslim etti. Erdoğan katillere mi verelim diye delilleri anlatıyordu, onun rantını yiyordu. Bugünse para bulabilmek ya da başka gerekçelerle dosyayı Suudi Arabistan'a teslim etti. İşte bu teslim hareketi gerçekleştikten sonra Suudi Arabistan'dan beklediği yeşil ışığı almış gözüküyor. Kuvvetle muhtemel yarın gidecek. Reuters'e verilen, çünkü Reuters'e saraydan verilen haber bu şekilde. Türk medyasında verilmeyen, Reuters'e verilen haber bu şekilde. Erdoğan yarın Suudi Arabistan'a gidecek deniyor. Bakalım gidecek mi? Gittiğinde ne tür görüntüler verecek? Beraberinde ne kadar parayla dönecek? Çünkü Erdoğan için temel nokta para. Zaten Cemal Khashoggi davasını Suudlara satmasının nedeni de yaklaşan seçim öncesinde ekonomiyi rahatlatacak bir takım para kaynakları bulabilmekti. Bakalım o istediği para kaynaklarını bulabilecek mi? Dış politikada bugün özellikle Avrupa'da temel bir gündem maddesi var. Hani Ukrayna işgaliyle ilgili gelişmeler devam ediyor. Biraz da uzadıkça artık rutine bindi oradan haberler ama bugün için Avrupa'nın bir numaralı gündemi gaz sorunu. Çünkü Ruslar Polonya ve Bulgaristan'ın gazını kesti. Doğal gaz akışını durdurdular. Biliyorsunuz bu konuyla ilgili, yani doğal gazla ilgili Rusların bir talebi vardı. Ödemelerin rubleyle yapılması yönünde. Bazı ülkeler buna hayır dediler. Bazıları net cevaplar vermemişti. Avrupa'da ciddi bir sorun bu. Çünkü Avrupa gazda Ruslara bağlı çok büyük oranda. Ve Ruslar gaz üzerinden şantaj yapıyorlar. Nitekim bugün Avrupa Konseyi Başkanı, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de bunu bir şantaj olarak tanımladı ve kabul edilmez dedi. Tabii Avrupa alternatif arıyor gazına ve bu gazın alternatif noktalarından bir tanesi Türkiye üzerinden geçecek olan işte Doğu Akdeniz gazı, Türkiye üzerinden geçmesi konuşulan Doğu Akdeniz gazı, ama onun hayata geçmesi, pratiğe dönmesi uzun zaman isteyen bir konu ve şimdi Avrupa kara kara düşünüyor. Ruslar da tekel olmanın keyfini çıkartıyorlar. Çünkü ülkenin gazını doğrudan kestiler. Yarın bir gün başka ülkelere de aynı şeyi yapmakla tehdit ediyorlar. Bulgaristan ve Polonya'nın başına gelen yarın başka Avrupa ülkelerinde başına gelmiş olabilir endişesi var, gelebilecek endişesi var. Dolayısıyla Putin gaz üzerinden şantajını net bir şekilde bugün uygulamaya koydu. Yarın bir gün başka ülkelere geniştirerek devam edebilir. Onu da izleyip size aktarmaya devam edeceğiz. Evet, toparlamak gerekirse siyaset gündeminin yine gezi endeksli bir gündemi vardı bugün. Meral Akşener tarihi bir konuşma yaptı. Ali Babacan seçime dair önemli bir soru işaretinin cevabını verdi. Partinin nasıl davranacağına dair önemli gelişmeler vardı. Bunları derleyip toplayıp size aktardık. Günün manşeti yine gezi üzerinden geldi ve Meral Akşener'in tarihi çıkışı. Bu öylelikle gündemi tamamlamış olduk. Yeni Nöbetçi Editör'de görüşmek üzere. Kanalı beğenir, yorumları yazar, yayınları paylaşırsanız seviniriz. Daha çok insana ulaşmaktanı doğar. Şimdiden iyi bayramlar dileyelim. Çünkü pazartesi günkü Nöbetçi Editör'ü yapamayabiliriz. Önümüzdeki günlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.